Sıcaklıkları arttıkça hacimleri artan KLM sıvılarına ait kütle hacim ve sıcaklık değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre KLM sıvılarının 20 santigrat derece sıcaklığındaki öz kütleler arasında genişliği nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada 20 santigrat derecedeki öz kütlelerini soruyor. Zaten ilk iki tanesinin 20 santigrat derecedeki değerleri verilmiş. Üçüncüsünü de soğutacağız. 20 santigrat dereceye çekeceğiz. Şimdi kütleyi hacme oranladığımızda öz kütleye ulaşıyoruz. Öz kütleler arasındaki ilişki sorulduğu için birisinin öz kütlesi 4 bölü 3 yani 200 bölü 150'den 4 bölü 3 yapmış oluyor arkadaşlar. L'ye baktığımızda L de 600 bölü 400'den 3 bölü 2 yapmış oluyor. Yine M'ye baktığımızda o da 120 bölü 80'den dolayı 40 ile tabi burada sadeleştirirsek ne olacak? 3 bölü 2 olacak. DM'de 3 bölü 2'dir diyeceğiz. Peki bu 50 santigrat derecede tamam diğerleri bu 20 santigrat derecedeki yoğunlukları 50 santigrat derecedekini ısıtırsak ne olacak? Yoğunluğu azalacak, genleşecek. Soğutursak hacmi küçülecek yani yoğunluğu artacak. Yani o zaman ben bunu 20 santigrat dereceye çektiğimde yoğunluğu da 1,5'dan fazla olacak. Yoğunluğu bir buçuktan fazla oldu. O zaman 20 santigrat derece sıcaklığındaki öz kütleler arasındaki ilişkiyi sorduğu için bir buçuktan büyük bir buçuk bu da 1.33 olmuş oluyor. Yani M'nin yoğunluğunun 20 santigrat derece en büyük Sonra L'nin sonra K'nın yoğunluğunun olduğunu anlar. Cevap M, K, M, L, K şeklinde yani D seçeneği doğrudur deriz. Vücut sıcaklığı 40 santigrat derece olan bir kişi sıcaklığı 20 santigrat derece olan demir vidayı şekilde gibi eline alıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Elin aldığı anda vücut sıcaklığı çivinin sıcaklığının 2 katıdır. Arkadaşlar sıcaklık birimi literatürde Kelvin yani Kelvin'i referans alarak söylememiz gerekiyor. O halde 20 santigrat derecedeki sıcaklık ile 40 santigrat derecedeki sıcaklık Kelvin'e dönüştürüldüğünde Kelvin eksi 273 Celsius'e eşit olduğu için o halde Kelvin eşittir Celsius artı 273 diyorum. Celsius'umuz 20 ise 73'te topladığımızda 273'te 293 Kelvin. Bu da arkadaşlar 20 daha eklerseniz 313 Kelvin sıcaklığına eşdeğer olmuş oluyor. O zaman iki katı mı bu bunun? Hayır. 293, 313. Yani o zaman demek ki bu iki katıdır ifadesi yanlış. Gelelim şimdi parmaklardan vidaya ısı transferi gerçekleşir. Sıcaklığı büyük olandan küçük olana ısı transferi gerçekleşecek. O zaman parmaklardan vidaya ısı transferi gerçekleşir bilgisi doğru. Çünkü parmakların sıcaklığı daha fazla. 2 doğrudur. 3. Isıl denge sağlanana kadar geçen sürede vidanın iç enerjisi artar. Tabii arkadaşlar burada parmak ısı veriyor, vida ısı alıyor. Isı verenin ısısı azalmaz ısı alanında ısısı artmaz. Niye artar? İç enerjisi artar. Parmağında iç enerjisi azalır. Yani o zaman demek ki bu ısı enerjisi arada transfer edilen enerji. Burada vidamız ısı enerjisi alınca iç enerjisi artıyor. İç enerjisi artıyor. O zaman ısı dengesi alana kadar geçen sürede vidanın iç enerjisi artar bilgisi doğru oldu. Cevap denizi yani 2 ve 3 doğrudur deriz. Özdeş X iletken telleri, özdeş KLM lambaları, iç dirençleri önemsiz özdeş üreteşlerle kurulan elektrik devreye şekilde ekibidir. Buna göre KLM lambaların ışık şiddetleri IK, ile IM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar lambaların ışık şiddetleri güçleriyle doğru orantılıdır. Güç de üç farklı yolla yani V çarpı I veya arkadaşlar I kare çarpı R veya V kare bölü R yardımıyla bulunur. Peki lambaların bir iş direnci var. Evet. O zaman ondan geçen akım büyük olursa e, parlaklığı fazla olur yani gücü fazla olur. Ona göre de parlaklığı yani ışık şiddeti fazla olmuş olur. Demek ki ben burada e, devredeki lambalardan geçen Akımları bulsam, akımları kıyaslasam, ışık şiddetlerini kıyaslayabilirim çünkü lambalarımız özdeş olarak verilmiş. Bakın. Şimdi burada X iletken telini düşündüğümüzde, X iletken teli dışında kalan tellerin dirençleri, yani buradaki bağlantı kablolarının dirençleri ihmal edilmiş. O zaman birinci evreye bakıyorum. Arkadaşlar burada X uzunluğunda bir kablomuz yani telimiz var. Bunun direncine R diyelim. Lamba, lambanın direnci de R olsun. Burada artık kutuptan akı geçen gelen akım X'in ve şuradaki lambanın üzerinden geçecek. Yani V eşittir i bir çarpı iki tane R diyeceğiz birinci devreye. Birinci devrede o zaman akımımız V bölü 2 R olmuş olacak. Buna biz 1 bölü 2 diyelim. İkinci devreye baktığımızda artı kutuptan çıkan akım x x bunlara r r dediğimizde seri iki tane burada bir de lambamız var onlara seri 3 tane direnç ardarda arda. yani seri bağlanmış. O zaman i2 çarpı 3r dersek karşımıza ikinci devrede lambamızdan ana koldan geçen akım v bölü 3r olmuş oldu yani 1 bölü 3 oldu diyelim. Üçüncüsüne baktığımızda ise ana koldan çıkan akım hop iki farklı koldan yani bu r ile bu r farklı yollardan işte bu noktadan bu noktaya gidilmek için kullanılıyor. Yani bunlar paralel. R, R eş değeri R bölü 2 paralel olduğu için. O, bu da R olduğundan dolayı özdeşli lambalarımız çünkü. O zaman son devre için V eşittir I3 çarpı R bölü 2 artı R'den dolayı 1,5 R yani 3 R bölü 2 çıkar karşımıza. I3'ü çektiğimizde gençler burada 2 V bölü 3 R ile karşılaşırız. O zaman 1 bölü 2, 1 bölü 3. Bu da arkadaşlar ne çıktı? 2 bölü 3 çıktı. Yani 0.66 diyelim. 6 devreder. 1 nokta. Bu 1 bölü 3'ten 0.33. Bu da 0.5 olmuş oluyor. Yani bu en büyük. Demek ki i3'ün en büyük. Sonra arkadaşlar i1'in sonra da i2'nin olduğunu görür. Akımlarla, parlaklıklarla, lambalığın parlaklıkları da doğru orantılı. Yani 3, 1, 2 şeklinde bir sıralama doğru sıralama olmalı. Yani M, K, L şeklinde olmalı. M, K, L, cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. T0 anında O konumda bulunan K koşusunun bazı anlarda bulunduğu konumlar şekildeki ekibidir. Buna göre 1, 2, 3 nolu grafiklerden hangileri K koşusunun 0-6 saniye aralığındaki hareketlerine ait olabilir demiş. Şimdi bakın her saniye aralığında görüyorsunuz 5, 5, 5, 5, 5, 5 metre yol alıyor. Yani bu araç sabit hızla gidiyor. Birim zamandaki yani bir saniyedeki yer değişimine baktığınızda 5 metre olduğu için hızında 5 metre sabit hıza gittiğini anlıyorum. Ve 0 başlangıç noktasına yani orijinden başlamış. Şimdi konum zaman grafiğine bakarsak 0'dan başlamış. Hayır belli bir sayısal değerden başlamış. Ama bizim hareketimizde koşucumuz 0 yani o noktasından harekete başlamış. O zaman grafiğin bu şekilde olması gerekiyor. Başlangıç noktası yanlış yerden başladığı için bu yanlış çizilmiş. Sonra aracımız eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol almış. Yani sabit hıza gitmiş. Hatta hızının da her saniye 5 metre yol aldığı için 5 metre bir saniye olduğunu söyleriz. İkinci grafiğimiz doğru çizilmiş. Üçüncü grafiğimizde ivme zaman grafiğine baktığımızda ivme birim zamandaki hız değişimi. Yani acceleration dediğimiz delta v bölü delta t ifadesi hız değişimi olmadığından dolayı sabit hıza gitmiş çünkü ivmesinin sıfır olduğunu bize gösterir. Yani bu grafiğimiz de doğrudur. O halde cevabımız doğru grafikleri soruyor. Buradaki yukarıdaki harekete göre 2 ve 3 yani denizinin D seçeneğinin doğru olduğunu bize verir. Özellikleri her yerinde aynı olan ortamda sabit frekansa ses üreten hoparlörün yanına KL mikrofonları şekilde bir yaklaştırıldığında K mikrofonların algıladığı dalgalara ait modeller ekranda görülüyor. Ekranda görülen lambda K, lambda L, -l AK, nicelikleri ve KL mikrofonlarının algıladığı ses hızları ve KV ile ilgili yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birincisine baktığımızda A, A'lar arkadaşlar genlik yani yükseklik yani enerjiye bağlı bir büyüklük. E, buradaki lambdalarda iki dalga tepisi arasındaki e, uzaklığı ölçü yani dalga boyunu ölçü Şimdi buradaki ifadeye bakarsak bakın ekranda görüyor musunuz? Bir baş yukarı, bir baş aşağı, bir baş yukarı, bir baş aşağı. Yani iki tane tam dalga var. E, burada da öyle bir baş yukarı, bir baş aşağı, bir baş yukarı, bir baş aşağı. Yani tam orta noktasını düşündüğümüzde bakın sol tarafında bir dalga, sağ tarafında bir dalga. Yani bunların dalga boyları eşit. Dalga boyları eşit birincisi de büyük demiş Kaan'ın. Yanlış. Genliklerine baktığımız arkadaşlar burada genliğimiz AK, burada genliğimiz AL. Bakın çizginin biraz altında kalmış. Tam burada çizgi üzerinde çizginin altında kalmış. Çok küçük ayrıntı bir durum olmuş. E, alttan fark edelim. Bakın şöyle devam ettirdiğimizde şunun altında. Bakın burada neredeyse şu çizgi üzerinde. Yani AK genliğinin AL'den daha büyük olduğunu algıladım. Yani birisinin enerjisi, genliği, şiddeti daha fazla K'nın x ile 2 doğru. Hızlar ise arkadaşlar aynı ortamda aynı hızlarla yayılıyor. Yani buraya baktığımız arkadaşlar K hoparlör K mikrofonla yakın. Şiddeti daha büyük algıladı. de daha küçük algıladı. Hızları ise aynı ortamda dalgalar aynı hıza yayılır. Yani dalgaların yayılma hızında arkadaşlar. Şu formülümüz çok önemli demiştik. Bunun yorumunu iyi bilmemiz lazım. Hız dalgalarda yayılma hızı sadece ve sadece ortama bağlı. Ortam değişmedikçe değişmiyor. Frekans ise kaynağa bağlı. Kaynak değişmedikçe değişmiyor. O zaman arkadaşlar burada ortam aynı ortam. Çünkü her yerinde özelliği aynı olan ortamda demiş. Yani o zaman hızlar eşit. Bu mikrofonda V hızıyla, bu mikrofonda V hızıyla sesi algılar e, farklı verdiği için yanlış olur. Cevap yalnız 2 yani B seçeneği doğrudur deriz. G1 ve G2 gözlemcileri eşit bölmeli düzlemde bulunan şekildeki noktalardan X düzlem aynasına bakıyor. Buna göre ekran üzerindeki KLMN noktalarından hangilerinin X aynasındaki görüntüleri G1, G2 gözlemcilerinden her ikisi tarafından görülebilir şeklinde sorulmuş. Şimdi her bir gözün gördüğü görüntüyü bulacağım. Tabi görüş alanından yararlanıp bulmuş oluyoruz. Tabi görüş alanı çizerken farklı yöntemler var arkadaşlar. Gözün görüntüsünü alıp da çizebilirsiniz veya aynanın uç noktalarına ışınlar gönderip Yansıyan ışınlar arasında kalan alanı bu şekilde de bulabilirsiniz. İkisi de olabilir. İkisi de olabilir. Tabi burada tercih şu an ben aynen uç noktalarına ışınlar göndereceğim. Bakın G1'den gönderdim. Normali çiziyorum. Normali yaptı açı 45. 45'te yansıyacak şekilde birinci ışın yansımış hali buradan bu. Aynen uç noktalarını çizmemizin sebebi ne peki? Sınırları dahilindeki gördüğümüz alanı bulmaya çalışıyoruz. Yani görüş alanı bulmaya çalışıyoruz. Buradan gönderdiğimde yüzeyin normalini çizdim. Aynı açıyı yapacak şekilde yansıması lazım arkadaşlar. Haliyle bakın şöyle yüzeye dik çizdim, pardon normale dik çizdiğimizde 2 kök 2 birim uzaklıkta yine iki kök 2 birim uzaklıkta çizersem şöyle yapayım kesikli çizgilerle çok karışacak şekilde ama olsun. Hop buradan geçecek şekilde yansıdığını gördüm. Yani G1 gözü baktığımızda L N aralığını görebiliyor. Bu aralık görüş alanı içerisinde. Peki ikincisine bakalım arkadaşlar. İkincisini de şöyle rengimizi değiştirerek yine bu aynanın uç noktalarına ışınlar gönderdim. Normali şöyle biraz uzattığımızda dik uzaklık çizersek normale aynı uzaktan geçecek şekilde yansıyacak. Yani bu şekilde yansıdı. 2'ye 1, 2'ye 1 doğrultuda. Şu nokta benim en üst sınır noktam oldu. Alt tarafa da gönderiyorum. Bakın şuraya gönderdiğimizde yine şunu çizdiğimizde normale dik çizersem burada kök 2 artı kök 2 bölü 2 o zaman kök 2 bölü 2 artı kök 2 dediğimizde tam da şuraya denk gelmiş oluyor. Bakın arkadaşlar şuraya çarpıyor ışığımız. Alt sınırdan da buraya geldi. Yani yukarı Dan başlayıp şöyle 3 bölmeyi görmüş oluyoruz. 3 bölmeyi gördüğümüz için bu arada noktalar arası olarak K ve M aralığı M aralığı isimlendirilmiş aralıkta K ve M aralığı var. O zaman arada arkadaşlar LN ile KM arasında ortak olan alan şurası. Yani L ve M aralığını her iki gözünde gördüğünü görüyoruz. Cevap L ve M olmalı diyeceğiz. Burada noktalarmış bunlar. Bu noktaları her ikisi de görmüş oluyor. Cevabımız L ve M olmalı deriz. Düşeyi kestiği Şekilde gibi olan rüzgar tünelinde oluşan hava akımıyla özdeş kale pervanelerin döndürdüğü özdeş jeneratörlerine bağlı özdeş XL lambaları yanmaktadır. Tabii pervaneyi döndürünce orada elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Haliyle burada daha hızlı döndürürsek daha çok elektrik elde edilecek. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? M basınç ölçerin gösterdiği değer N basınç ölçerin gösterdiği değerden büyüktür. Şimdi Bernoulli prensibine göre akışkanların kesit alanın daraldığı yerde akış hızı artar. Yani arkadaşlar burada hızımıza V dersek buradaki hızımız daha büyük olmuş oluyor. Bernoulli prensibine göre yine akışkanlığın hızının arttığı yerde basınç azalır. Yani buradaki basınca P dediğimizde buradaki basınç arkadaşlar 2P çıkar. Yani M'nin ölçtüğü basınç değeri N'nin ölçtüğü basınç değerinden büyüktür. Burada da öyle demiş. M basınç ölçeğini gösterdiği değer N basınç ölçeğini gösterdiği değerden büyüktür. Doğru. 2K ve L pervanelin bilim zamanda tur sayıları eşittir. Arkadaşlar buradan diğer tarafa geçtiğimizde kesit alan aldığı için akış hızı artıyor. Yine bu kesit alanda arkadaşlar en başta kesit alandan yine küçük. Yine küçük. Onun için de diyoruz ki en büyük hızın olduğu yer belki ortası. Burası ondan biraz daha küçük. Ama sonuç itibar burası daha hızlı. Daha hızlı olduğu için K ve L pervanenin birim zamanlık tur sayıları eşit olamaz. Çünkü birinci aralıktaki, birinci aralıktaki akışkanın hızı, havanın hızı küçük olduğu için bunun arkadaşlar birim zamanda dönme sayısının küçük olduğunu gözlemliyoruz. Yani birim zamandaki tur sayıları eşit değildir. 3. Y lambasının parlaklığı X lambasının parlaklığından büyüktür. Evet Y'nin olduğu bölgede arkadaşlar kesit alan daha dar olduğu için birinci bölgeye göre ne yapacak? Haliyle daha çok dönmüş, daha çok elektrik üretmiş, daha parlak lambanın yanmasını sağlayacak. O zaman Y lambasının parlaklığı X lambasının parlaklığından büyüktür bilgisi doğru. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı deriz.